Neden İmamoğlu'nu açıklayan Meral Akşener? Ne diyorsun Gökçer? Yani niye CHP Galiba değil de Meral Akşener açıklıyor? galiba evet, yani Emin Çapa'nın söylediğini öyle bir en garip tarafı o. Ki hani Murat Ongun'un İmamoğlu'nun ekibinden hemen Akşener'in açıklamasının akabinde açıklama yapması CHP'nin de İmamoğlu'nun da bu soruşturmayı bildiğini gösteriyor ama Akşener açıkladı. Bir de bir katkı da sunmak isterim. Bu devlet tartışması, yani bu devletle iktidarı bu kadar ayrıştırmak, işte Kadri Gürsel'in dediği gibi hani sanki devlet politikasıysa niye konuşulamasın, Emin Çapa da söyledi. Ki yani hani bu artık modern o siyaset bilimi teorilerini düşündüm ama bu devletle iktidar kavramları bu kadar ayrışır mı? Bu kadar 18 yıllık bir iktidarı devletten ayırmak ya da hani devlet bir yanda duran başka bir şey, biz onu ayıracağız politik olarak ve kutsal olacak o bütün eylemleriyle, hiç konuşamayacağız. İktidar bir başka bir şey yaparsa o başka bir şey olacak. Öyle değil. Bunlar çok iç içe geçmiş. Çok zaten o iktidarın atadığı isimler tarafından konuşulan, şey yönetilen bir devlet organizasyonundan söz ediyoruz ve evet tam da hani AKP'nin yarattığı yargı düzenine uyumlu bir soruşturma gerekçesi aslında. Tam da o idari daha önce HDP'ye atanan kayyumlarda da benzer şeyleri gördük. Yani bir ay önce göreve gelmiş belediye başkanının ne bileyim 10 yıllarca yapabileceği bir eylemle suçlanması, sonradan onunla suçlanmaması başka bir şey çıkması gibi konuyla ilgisi ama yani çok evet haklı. Yani muhtemelen Ankara'nın nasıl okunuyor? Aslında çok da okunamıyor Akşener'in ama şunu yaptığı kesin. Nasıl ki iktidar bir biçimde ittifaka yönelik İyi Parti'yi oradan kopartmaya yönelik adımlar atıyorsa, belli ki Akşener de sabahki açıklamasıyla o tarafa MHP AKP bloğuna yönelik bir kanca atıyor. Bu kancayı atarken de aslında Süleyman Soylu üzerinden bunu yaparak, İçişleri Bakanlığı üzerinden yaparak, yani MHP'ye iktidar kanadında en yakın gösterilen isim üzerinden ve Berat Albayrak sonrası. Yani çok uzun zamandır Albayrak'la Soylu arasında bir iktidar savaşı olduğu söyleniyordu. Kabine içerisinde bir güç gösterisi olduğu söyleniyordu. Tam da Albayrak sonrası, hani Barış Terkoğlu'nun söylediği bilgilere de mesela baktığımda o şu geliyor akla: niye İçişleri Bakanı yapsın ki Berat Albayrak'tan sonra Berat Albayrak adına hamleyi, diye düşünmek istiyorsunuz. Hani Soylu Albayrak çekişmesini düşününce Albayrak'ın tam da o çelişkilere, Akşener'in tam da o çelişkilere yönelik bir hamleyle bu açıklamayı erken yaptığı düşüncesindeyim ben. Ve kendi partisine yönelik Ümit Özdağ'ın da ihracının olduğu bir günde zaten ihraç edileceği kesindi daha toplantı başlamadan. Tam da böyle bir günde asıl bakın mesele orada. Hani bizim üzerimize oynanan oyunların dışında kendi hamlesini yaptığını düşünüyorum Akşener'in, Soylu üzerinden. Var. Nedir o hamle? Biraz onu açar mısın? Yani Akşener'in Soylu üzerinden kendi hamlesi dediğin. Orada da yani İçişleri, tam da işte bu konuşmalarımıza neden olan işte İçişleri Bakanı'nın çevresinde başka bir ekip mi var? Zaten AKP teşkilatının çok benimsemediği ama bir yanıyla 15 Temmuz sonrası işte atamalarda güvenlik bürokrasisinin yeniden oluşumunda işte bu tarikatların, şunların, bunların rolünün tamamen atamalarda en etkili olan güvenlik bürokrasisiyle ve hatta yargıda bile o güç gösterisinde etkili olan bakanlık üzerinden bunu yaparak yani İmamoğlu gibi bir İmamoğlu gibi bir isim üzerindeki soruşturmayı açıklayarak aslında bana kalırsa hani İyi Parti'nin pozisyonunu da açıklıyor bir taraftan. Yani dört bir yandan şöyle açıklamalar yapılıyor değil mi? Muharrem İnce de bugün söyledi. İşte anayasa taslağı, HDP ile masaya oturmak günah, bu bir gerçektir, realitedir. Ümit Özdağ durmadan buraya vuruyor. İşte HDP kriminalize ediliyor, İyi Parti'nin o blokta ne işi var deniyor. İyi Parti'yi çok kuvvetli bir biçimde o ittifaktan çekip çıkartmaya yönelik hamleler yapılırken bana kalırsa Akşener de diyor ki iktidar içindeki çelişkilere bakmasın siz. AKP'liler böyle diyor reform derken ama bak İçişleri Bakanı ne yaptı? Çevresine de dikkat et.
Bunlar birbirinden çok bağımsız gruplar, kişiler, siz birbirinize girmişsiniz gibi bir hava yaratıyor. Ama tabii hani zaman geçtikçe sanki Akşener'in ne dediğini, gerçekten Soylu'nun etrafında oluşan, kümelenen başka bir kesim var mı? Bunu daha net yorumlayabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi burada aslında çok acayip bir durumu konuşuyoruz tekrardan. Çünkü yıllar evvel biz aynısını bu ilk fili izlenmeye başladığında hatırlayın. Cemaatle kavga yok canım, ne kavgası falan, olur mu öyle kavga, bizim yediğimiz içtiğimiz ayrıca yok, vallahi kavga var mı falan filan derken sonunda kimlerin kimlerle kavga ortaya çıktığı, hangi kanatların kimlerle kavga ettiğini konuşmaya başlamıştık, tartışmaya başlamıştık. Aslında ikinci kere aynı şeyleri konuşur gibi bir durumumuz var. Şimdi reklam arasına gideceğim ama çok kısa belki bu konuda bir şey söylemek istersiniz. Mesela Osman Kavala meselesinde de, yani Osman Kavala meselesine girmeyeceğim, konumuz belki şimdi o değil ama. Hayır şundan dolayı söyleyeceğim. Bu aynı meselede. Şimdi birileri diyor ki Cumhurbaşkanı reform yapmak istedi. Kavala'nın HSK'dan dosyasını istedi. Ama iki gündür ben Ankara kulislerinden duyuyorum ki İstanbul'daki mahkemelerden işte şu daire direniyor. İşte Sabah gazetesinde yayınlanan sözde haber. Yani şimdi dolayısıyla hani belki bunu da yani bunu o bağladı. Kavala'yı o bağladı yani. Direniyor işte, ne bileyim, birileri direniyor. Birileri, dolayısıyla aslında biz ikinci kere farklı farklı yapılar meselesini konuşuyoruz devletin içinde. Bunun adını bilmiyorum, böyle koyabilir miyiz? Barış ne der, Kadri ne der? Kimden? Ya ben siz soruya cevap vermeden önce şu yani devlet projesi şeyine birkaç cümle etmek istiyorum. Devlet projesiyle ilgili. Şimdi burada bir siyasi kültür var. Yani evet, Gökçer Tarincioğlu da söylediğinde haklı. Yani 18 yıldır ülkeyi yöneten bir hükümet devletin de sahibi olarak görüyor ki zaten ele geçirmiş durumda. Yani bir siyasi hareket bugün müttefikleriyle beraber devleti ele geçirmiş bulunuyor zaten. Yani bu, dolayısıyla devleti sahiplendiği için de devlet benim diyor. Ve devlet benim deme hakkını kendi de görüyor. Nasıl tezahür ediyor? Sadece bu İçişleri Bakanlığı'nın verdiği cevapta değil. Yani Kanal İstanbul gibi basbayağı bildiğim bir rant, arazi projesi ve inşaat projesi ve son derece gereksiz, hiçbir şekilde de savunulması mümkün olmayan bir proje, ikna edici de değil argümanları. Ama buna rağmen devlet projesi diyor. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan mesela 13 Kasım 2000 yani geçen birkaç gün önce ekonomide ve hukukta yeni bir reform dönemini başlatıyoruz başlıklarıyla verilen haber konu olan sözlerinde diyor ki AK Parti'nin kaderiyle ülkenin kaderi birbiriyle bütünleşmiştir. Bitti. Bitti. Yani biz gidersek diyor, AK Parti'nin kaderiyle işte bütünleşmiştir. AK Parti kaybederse, biz gidersek, Türkiye'nin belirsizlik, istikrarsızlık, siyasi ve mali boyunduruk çukuruna yuvarlanacağı gerçeğiyle karşı karşıyayız. Benden sonra tufan diyor. Ayrıca hangi belirsizlik, hangi istikrarsızlık bugün yok ki, o ayrı mesele. Ama böyle bakıyor. Dolayısıyla aslında burada devlet benim diyen, devleti tamamen kendi malı olarak gören bir siyasi kültürle yüz yüze olduğumuz için devletin de arkasına sığınmak gereğini kimi zaman kaçmak için hissediyor. Çünkü savunamayacağı anlarda, ki Kanal İstanbul'u savunamıyor, o zaman da işte devletin arkasına sığınıyor. Sahip olduğu devletin, ele geçirdiği devleti kendine paravan olarak kullanıyor. Niçin? Susturmak için.